Mesela seçimlerde seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin, Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü? Duydunuz mu? Kurban eti dağıtmak için evinden çıkan 16 yaşındaki Yasin Börü'yü nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Önce kovalıyorlar, sonra sığındığı evde bıçaklıyorlar, ardından 3. kattan aşağı atıyorlar. Yetmiyor, başını taşla eziyorlar, sonra arabayla üstünden geçiyorlar. En nihayetinde de üzerine benzin döküp yakıyorlar. Bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir nefrettir? Bu nasıl bir insanlıktan çıkmışlıktır? Bıraktım Kürdünü, Türkünü, Arabını, Acemini, böyle bir muamele canlıya nasıl yapılabilir? Üstelik tüm bu hıncın tek sebebi, tıpkı aynı günlerde katledilen diğerleri gibi Yasin'in kendilerinden olmamasıdır. Bu zulme ortak olan herkes, bu dünyada, öteki dünyada cezasını muhakkak çekecektir. Aynı şekilde bunların evlatları ellerinden alınıp dağa götürülen annelerin, babaların feryatlarına kulak verdiklerini gördünüz mü? Duydunuz mu? Tam tersine, bu yüreği yanık insanlarla bunlar dalga geçtiler. Hendekler, çukurlar kazılırken, gencecik çocuklar kasten ölüme gönderilirken, sokaklarda oluk oluk Kürt kardeşlerimin kanı akarken, saz çalıp sloganlar atanların derdi asla siz olmadınız. Alçakça kanları dökülen mazlum Kürt kardeşlerimin hesabını sormayacak mıyız? Her köye bir cenaze diyerek tüm bölgeyi kana, gözyaşına, şiddete, kine bulayanlardan hesap sormayacak mıyız? Yerli ve yabancı tüm tarihçiler 1915'te Ermeni komiticilerin 1 milyona yakın sivil mazlum Kürt kardeşimi katlettiğini söylüyor. Bunlarda utanmadan, sıkılmadan sözde Ermeni soykırımı yalanını kabul ettirmek için çalışıyor. Dedelerinin katillerine hayranlık besleyecek kadar tarihlerinden, benliklerinden kopmuş bu güruhun sizlerle bir ilişkisi olabilir mi? Selahaddin Eyyubi'nin mirasının şanla, şerefle taşındığı bir yerde mazlum Filistinliler yerine zalim İsrail yönetimiyle birlikte onların benim Kürt kardeşimle herhangi bir ortak yönü olabilir mi? Kürt kardeşlerimden aldığı siyasi desteği ülkede ne kadar sapkın, sapık, marjinal grup varsa onların emrine verenler sizlerle hangi müşterekleri paylaşıyor olabilir? Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile işbirliği yapıyor, hatta anayasa yapmaktan bahsediyor. Tek dertleri, tek projeleri, tek gayeleri var. O da Tayyip Erdoğan'sız, AK Parti'siz bir Türkiye. Kafalarındaki faşist emellere bu kardeşinizi engel olarak gördükleri için de işi gücü bırakıp bizimle uğraşıyorlar. Bunların tek bir tane hayırlı adımlarını, yaptıkları eseri, sadra şifa işlerini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü yok. Diyarbakır'a huzur gelince neler olduğuna şahitsiniz. Artık gece gündüz herkes bu şehrin sokaklarında, evlerinde, güven içinde hayatını sürdürüyor. İşine gücüne bakıyor. Akşam geç saatlere kadar Diyarbakır'ın sokaklarındasınız. Öyle mi? Niye? Güvenlik var. Sizden ricam, bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun sorgulayın. Çözüm sürecini bitirmek için
Kim size talimat verdi? Bunu sorun. Hendek ve çukurlarla ülkeyi iç savaşa sokmaya çalışma talimatını kimden aldınız? Bunu sorun. Yasin Börü'yü böylesine zalim bir şekilde öldürmek için sebebiniz neydi? Bunu sorun. Suriye'de önünüze gelen herkesin aparatı olma talimatını kimden aldınız? Bunu sorun. Bunları ısrarla sorun ki bir sürü yalan, dalavere, sahtekarlık ve ikiyüzlülükle karşınıza çıkıp sizleri oyalamasınlar.